Evet Fenerbahçe-Trabzonspor maçının özet görüntülerini izledik. Haftanın kapanış mücadelesiydi az önce de dediğim gibi. E, tabii artık şampiyonluk düğümü çözülsün diye konuşuyoruz seninle her hafta. E, ama tabii artık bir puan kaybı gerekiyor bunun için. E, takımlar da e, puan kazanarak gidiyor şu an. Son maça da kalacak gibi gözüküyor. E, şimdi Fenerbahçe'nin oyununu biraz e, konuşalım. Jesun açıklamalarına da geleceğiz. E, oyun anlamında takımı beğendiğini söyledi. E, sen nasıl buldun oyun olarak Fenerbahçe'yi? Yani böylesine kırılgan bir ortamda, zor bir psikolojide yani Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele, enerji, konsantrasyon gerçekten de alkış hak ediyor. Evet, hem taraftar açısından hem de oyuncu açısından bence beklediğimizin üstündeydi. Kesinlikle. Yani tribünler doluydu ve hani maça gelen taraftarlar da e, takıma aslında puan tablosunun dışında bir destek verdi. Evet. Şu anda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum aslında iyi bir durum değil. Şampiyonluk şansının çok büyük oranda kaybedildiği bir ortam var. Ve genelde geçmiş yıllarda böylesine maçlarda Fenerbahçe taraftarının çok fazla maçlara ilgi göstermediğini görürüz. Dün belki de o taraftarın tribünü doldurması Fenerbahçe'li futbolcular üzerinde olumlu bir etki yaptı. <laughs> belki oyuncular taraftara bir borcu olduğunu düşündü. O borcu ödemek için belki de ortaya böylesine yoğun bir mücadele kondu. Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardan en keskin farkı şu. Camianın kırılgan yapısı olduğu için genellikle Fenerbahçe böyle Travmatik skorlardan sonra düşerdi. Mesela bu sezon Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş yenilgileri sonrası, işte İstanbul Spor Beraberliği, Giresun Spor Beraberliği. Hani biz hep ne dedik? Fenerbahçe düştü mü acaba bu saatten sonra? Ama ayağa kalkmayı başardı bir şekilde. Yani tökezledi, dengesini kaybetti Fenerbahçe ama her seferinde ayağa kalktı. Evet şu an baktığımız zaman tablo şampiyonluk yarışı açısından çok iç açıcı bir tablo değil. Ama şöyle bir durumda var. Galatasarayların gözü Kadıköy'deydi. Evet. Şampiyonluk kutlaması hazırlıklarını hafiften böyle gizliden gizliye başlanmıştı. Fenerbahçe bu kutlamaları en azından bir 15 gün erteledi. <laughs> yani en iyi oranda bahsediyorum bunu. O yüzden de Fenerbahçe için son derece kıymetli, önemli bir galibiyet. Hep bahsediyoruz lig ikinciliği de aslında Fenerbahçe için önemli. Belki e, çok mu şey fark edecek? Hani Şöyle bir fark var, ligi işte 15-20 gün geç açma şansı. İşte ilk resmi maçı yine 15-20 gün daha sonra oynama şansı. Aslında bu da önemlidir takımlar için. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı olacak. Bir de tabii ki psikolojik olarak ikincilik ve üçüncülük arasında da ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Tüm bunları topladığımız zaman Fenerbahçe için bence beklentilerin çok daha ötesinde bir mücadele. Zaman zaman düşse de son haftaların üstünde bir oyun. Yani Fenerbahçe'nin son 8-10 haftalık performansına baktığımız zaman bence en taraftarı hoşuna giden oyun bu maçtaki oyun oldu. Tabii ki Trabzonspor'un da buna etkileri oldu. Onu konuşuruz birazdan ama son derece önemli bir galibiyet Fenerbahçe için ve beklentinin ötesinde bir mücadeleyle alınan bir galibiyet. Peki, taraftarın desteğinden sen de bahsettin. Şu dikkatine çektim bilmiyorum. Maç sonunda normalde Jesus kaybedilse bile bir ortada toplanılıp hani taraftara doğru giderdi. Taraftar da çağırırdı oyuncuları. Ama bu maçta olmadı. Taraftar oyuncuları çağırmadı. Yani taraftar oyuncuları çağırmadı. Jesus Dediğin gibi ha. oyuncuları götürmedi karşılıklı evet. bir tavır mı buydu aslında evet. bilemiyoruz ama evet. o dikkat çekici bir noktaydı. Evet. Hani aslında şöyle bir şey de vardı evet taraftar çok yoğun bir destek verdi ama ciddi bir gerilim de vardı tribünde. Hani sanki böyle ateşlenmeye hazır bir fitil vardı orada. Hatta Rossi'ye gösterilen tepkiler de bunun evet. bir örneği yani Fenerbahçe 3-1 kazanmış maçı ve Rossi oyundan çıkarken ıslıklandı. Yani Fenerbahçe için senaryo farklı bir şekilde gitseydi maçta. Çok daha değişik bir türbin atmosferi olabilirdi. Yani oyuncuların da böyle bir atmosferde aslında bu kadar iyi bir mücadele etmesi son derece kıymetli ve önemliydi. Ya yani dedim ya Fenerbahçe geçmiş yıllarda her seferinde böyle travmatik skorlardan sonra hep düştü, hep psikolojik olarak yıkıldı, şampiyonluk yarışından koptu. Ama bu sezon Fenerbahçe bunu yapmıyor. Aslında Camia'nın psikolojisinden farklı bir durum bu. Hani taraftara baktığımız zaman daha düşük bir psikoloji var şu anda. Yani daha düşük bir inanç var şampiyonluğa evet. ama Fenerbahçe takımının oyuncu grubunun daha yüksek bir enerjisi var taraftara camiaya göre bu da önemli. Tabii ki hep sezon başından bu yana sık sık eleştiriyoruz ama hani bu Jesus'un aslında bir başarısıdır. Yani demek ki oyuncularını psikolojik anlamda e, böylesine maçlara iyi hazırlıyor Jesus. Çünkü e, çok zor. Yani rakibiniz kazanmış, farkı 8 puana çıkarmış, şampiyonluk um ümitleriniz büyük oranda düşmüş. E futbolcuların aklında bir yerde acaba taraftar bize tepki gösterir mi beklentisi, psikolojisi, endişesi var. Yani böyle bir atmosferde teknik adamın takımını bu kadar maça iyi hazırlaması da tabii ki alkışlanacak bir nokta bence. Peki, Eje Susun da bazı açıklamalı açıklamaları vardı yine dikkat çeken. Bunlara da bir değinelim e, oyuncuların performansına geçmeden önce. Özellikle daha önce Fenerbahçe bu tarihte ne zaman iki yarışta şansını sürdürüyordu bilemiyorum dedi. E, bir kez daha söylemişti buna benzer bir cümle. E, bu da biraz taraftarla arasını açıyor bence e, ve de yanlış bir söylem olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl Hatta devam ettireyim. Taraftar beni istedi buraya gelirken. Hı hı. Ve şunu söyledi. Henüz daha kararımı vermedim. Evet. Burada bence bir mantık hatası var. Yani burada istenen tarafın Jesus değil Fenerbahçe olması lazım. Yani şöyle olması lazım. Fenerbahçe'nin Jesus tutmak için değil de Jesus'un Fenerbahçe'de kalmak için çaba göstermesi lazım. Yani çünkü şu anda hiçbir şey kazanmamış bir teknik direktör var önümüzde. Kupa anlamında bahsediyorum, başarı hı hı. anlamında. Ve Fenerbahçe tarihinde de hani benim yaşım yettiğince bunu söylüyorum. Hiçbir şey kazanmamış bir teknik direktöre ben ilk kez yeni sözleşme teklif edildiğini duyuyorum. Jesus bunun bir kere kıymetini bilmeli bir. İkincisi yani sanki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tam olarak algılayamamış bir teknik direktör görüyorum ben. Ya yani ne zaman Fenerbahçe işte iki yıl iki kupa hedefinde ligin sonuna geldi. Evet Fenerbahçe'nin son dönemine baktığımız zaman çok sıkıntılı skorlar, sağaç skorları, bir kupa hasreti var ama yani Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Çok önemli başarılar kazanmış bir camia. Evet son dönemde bir sıkıntılı süreç var. Bu çok net ama hocanın bu şekilde bir yorum yapması yani sanki Fenerbahçe daha önce buraları hiç oynamamış da Jesus geldiği için buraları oynuyor tarzında bir açıklama. Ama i̇şte, siz zaten bunun için geldiniz. O Böyle da var bir zaten. Hani, var. Bu seriye son vermek evet. için geldi Jesus ve şu anda gözüken ki veremedi şampiyonluk hasretine <laughs> o sonu. Artı taraftar beni istedi. Hani şunu mu demek istiyor? Yani ben çok aslında gönüllü değildim de taraftar beni istediği için geldim. Şimdi benim kıymetimi bilmiyorsunuz mu demek istiyor taraftar acaba? Bu da tartışılır. Ama şunu düşünmesi lazım Cesus'un. Burası Fenerbahçe ve hiçbir zaman Fenerbahçe'de ikincilik başarı değildir. Evet. Yani Galatasaray'da da böyledir, Beşiktaş'ta da böyledir. Bunlar büyük camialar. Tek odakları şampiyonluktur bu camiaların. Cesus'un bir kere bunun farkına varması gerekiyor. Cesus şu anda gelinen noktayı demek ki başarı olarak görüyor. Ben görmüyorum başarı olarak. Hı hı. Harcanan bu kadar para, yapılan bu kadar transfer. Yani Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile kapatsa bile bence sezonu başarılı bir şekilde tamamladı diyemeyiz. Hı hı. Dedim ya Fenerbahçe'nin bu sezon hedefi şampiyonluktu. Artı Cesus'a ödenen paralar ki ben açıklanan miktarın çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum bonuslarla, primlerle. Hı hı. Fenerbahçe ise böylesine büyük bir yatırım yapmış. Müthiş fırsatlar sunmuş önünüze, müthiş bir destek vermiş. Sezonu ikinci bitirirse Fenerbahçe asla başarılı değildir bence. Benim gözümde böyle var. Jesus bence böyle düşünmüyor ama. Hı hı. Jesus şu an gelinen noktayı başarılı olarak görüyor. Evet. Bu Fenerbahçe'nin bence büyüklüğünü tam olarak algılayamadığını yani gösteriyor bize. Geçtiğimiz yıllarla çok fazla kıyaslıyor bu sezonu. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslama çok sağlıklı bir kıyaslama değil. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin yaşadığı son dönemdeki sağ skorları aslında Fenerbahçe'nin alışkın olduğu skorlar değil.